Burada görüyorsunuz iki tane kedi var. Solda Van kedisi, sağda Siyam kedisi. Şimdi kedi bir türdür canlılar içerisinde. Burada da bu türün iki tane alt ırkı var. Şimdi canlının sistematiği diye bir şey var biyolojide, sistematik biyoloji. Bitki ve hayvanların böyle türlere göre gruplandırmalar yapılmış. En altta tür var, temel takson olarak. Takson diyoruz ona biz. Canlılar böyle türlere ayrılmış. Farklı karakterlerine göre. Her türün kendine göre bir genetik yapısı var, farklı. Diğer türden farklı bir genotip dediğimiz farklı yapısı var. Sonra birbirine yakın olan türler bir üst grup teşkil ediyor, ona genus diyoruz. Sonra genuslar, birbirine biraz yakın olan genuslar gruplandırılarak familia adı verilmiş. Aile yani, familia. Sonra birbirine yakın olan özellik olarak familialar gruplandırılarak bir araya getirilerek takım, ordu adı verilmiş. Takımlar daha sonra bir üst grupla sınıf olarak adlandırılmış. Sınıflar bir araya getirilerek de bölüm, bölümler bir araya getirilerek en son alem olarak adlandırılmış ve canlılar alemi işte üçe ayrılıyor. Bitkiler alemi, hayvanlar alemi, bir de bir hücreler, mikroorganizmalar alemi diye üç alem altında inceleniyor. En altta tür var. Ve her türün kendine mahsus bir kimliği var, genetik kimliği var. Biz buna genotip diyoruz. Bu işte değişmiyor. Yani bir genotip, bir türün genotipi başka bir türe dönüşmüyor, yeni bir türe dönüşmüyor. Sadece ne oluyor? Bu genotipte ufak tefek değişiklikler oluyor. Biz de buna zaten tür içi varyasyon diyoruz, evrim demiyoruz yani. Bazıları buna mikro evrim diyor ama hatalı bir ifade esasında. Tür içi varyasyondur, tür içi modifikasyondur. Şimdi bu kedi ırkları hepsi, başka kediler de var tabii, tekir var, dağ kedisi var vesaire. Hepsi aynı genotipe sahip, genotip olarak hepsi aynı tür, kedi türü. Bu ırklar çevrenin etkisiyle ortaya çıkabilir, bu mümkün. Yani temel genotip değişmiyor. Sadece genlerde mesela ilk başlangıçtaki genotip sabit fakat bazı genler uykuda oluyor. Sonra bu uykuda olan genler çevrenin etkisiyle mesela çevrede de soğuk, sıcak, nemlilik vesaire gibi, insan etkisi gibi, çevre kirliliği mesela günümüzde gibi çevre etkileriyle uykuda olan bir takım genler aktif hale geçebiliyor. Veya aktif olan genler çevrenin etkisiyle baskılanabiliyor. O zaman o genler baskılandığı veya şey yapıldığı için ne oluyor? O genetik yapıdan ortaya çıkacak olan proteinler ve anatomik bir takım özellikler küçük bazı değişiklikler gösterebiliyor gözümüze. Ama bu gözle görülen değişiklikler, genotip diyoruz bunu biz, bir türün başka türe dönüşme değil, bir türün kendi içinde farklılaşması, çeşitlenmesidir. Mesela insan bir türdür. İnsan türü. Ama ne var? Afrika'da zenciler var. Değil mi? Mongollar var, Kızılderililer var, Türkiye'de işte var, Kafkas ırkı vesaire. Bunlar insan ırklarıdır yani. Yoksa bağımsız türler değildir. Şimdi tabii evrimcileri bu görüşe sevk eden bir sebep canlılardaki benzerlik, türler arasındaki benzerliklerdir. Elbette benzeyecek. Bu esasında evrimi değil, yaratıcının birliğini gösterir, yani terbiyeli gösterir. Aynı plandan çıkmışlar. Plan dediğimiz genotip, yani genetik bilgi. Bu aynı elden çıktığını, aynı mimarın, aynı yaratıcının planından çıktıkları için elbette benzer olacaklardır. Şimdi ilk bahsedildi ki evrim kelimesi gerçekten bir karmaşa. Herkes evrimden farklı şey anlıyor. Şimdi evrimi eğer değişiklik olarak algılarsa bazıları öyle anlıyor. Evrim deyince değişik, değişme, dönüşme olarak algılıyor. Çok geniş bir çerçeve oluşturur. Yani şimdi her değişiklik evrim midir yani? Hayır değil. Bakın çok çeşitli değişiklikler var. Bunlar gerçektir yani. Ne gibi? Mesela dünyanın en son bugünkü halini alması böyle birden olmamıştır. Tedricen olmuştur. Dağların yükselmesi, vadilerin çökenmesi, denizlerin oluşumu,
kıtaların ayrılması, mesela Afrika ile Amerika'nın, Güney Amerika esasında çok erken bitişikmiş. Çünkü haritada koyduğumuz zaman tam çakışıyor üst üste. Yan yana getirdiğimiz zaman Güney Amerika ile Afrika'nın batısı birbirine çok iç içe girer yani. Zamanla ne olmuş? Ayrılmış. Yani canlılar daha yeryüzünde yokken bu yeryüzü şekillenmeleri Cenab-ı Hak tarafından meydana getiriliyor. Bunlar hep değişimdir yani. Evrim diyemeyiz yani. Değişimdir bunlar. Evet, geçelim. Şimdi bu tedriciliğin, yani bu yavaş yavaş olan bu değişimin iki boyutu olabilir. Birisi, başlangıçtan itibaren dünyadaki bu tedrici değişmelere uygun olarak her devirde, her zaman diliminde iklim değişiyor, yeryüzü şartları değişiyor ve o iklimlere ve yeryüzü şartlarına uygun canlılar yaratılıyor. Mesela bir zaman çok milyonlarca yıl önce yeryüzü buzullarla kaplı. Önce buzullardan önce çok sıcak yeryüzü. Çok sıcak iklim. Sonra iklim değişiyor, soğuyor ve etraf buzullarla kaplanıyoruz. Tabii soğuğa dayanıklı olmayan canlıları nesli kesiliyor. Mesela dinozorlar bugün yok. Birçok canlı türleri var. Bitkilerden olsun, hayvanlardan olsun bugün yok. Eski devirlerde varmış. Mesela bugün ehrenti otları var. Ormanın kenarlarında daha çok. Eski devirlerde ehrenti otları ile birlikte ehrenti ağaçları varmış. Bugün ehrenti ağacı diye bir şey yok. Ama eski devirlerde varmış. Nereden anlıyoruz? Fosilleri var. Ehrenti ağaçlarının. Yer altından çıkıyor yani. Dolayısıyla değişen bu iklim şartlarına, çevre şartlarına uyamayan bir takım canlı türlerinin nesli kesilmiş. Sonra yeni şartlara uygun canlı türler yaratılmış. Çiftler halinde. Diye ben düşünüyorum. Evet, geçelim. Bu birinci sebebi. Yani tedriciliğin birinci sebebi cansız dünyamızın canlılar yaratılırken sürekli çevre şartlarının değişmesine ayak uydurma ile ilgili olarak yeni şartlara uygun canlıların yaratılış tarafından yaratılmış olması bu bir tedricilik gösteriyor. Gerçekten ilk önceleri bir hücreler var dünyada onlara uygun. Sonra yavaş yavaş omurgasızlar, sonra omurgalılar, sonra bitkiler, sonra işte şeklinde böyle bir tedrici bir yaratılış sırası var. Fosillerden bunu anlıyoruz ama bu yaratılış sırası birinden başkasının meydana geldiği, birinden başkasının türediğini göstermez. İşte ermişler burada yanılıyor. Evet, ikinci sebebi, bu tedriciliğin ikinci sebebi besin zinciri ile ilgilidir. Bir önceki şarkı besledim miyiz? Evet, besin zincirindeki yerine göre yaratılmış olmalarıdır. O şemada da görüyorsunuz, canlılar arasında bir beslenme zinciri var. Bu zincire uygun olarak canlılar yaratılmış. Nasıl? Mesela canlıların bir kısmı sadece ot yerler, değil mi? İnek gibi, at gibi. Bazıları sadece et yer. İşte kedi, köpek, aslan bunlar sadece et yer. Bazıları hem et yer hem ot yer. Şimdi önce ot yiyen hayvanlar yeryüzünde var olmalı ki sonra et yiyenler yaratılsın, onlar yaşayabilsin. Tersi olsa önce et yiyenler yaratılsa ama ot yiyenler yok ortada. Et yiyenler açlıktan ölür. Dolayısıyla önce rızık yaratılıyor, ondan sonra o rızkın sahibi, onu yiyecek olan bir canlı türü veya türlerini dünyaya gönderiyor, yaratıyor. Onu geçelim. Şimdi canlı türlerinde bir bakteriden tutun insana kadar çok çeşitli yapıda canlılar var. En basit canlı bakteri. Siz böyle bir bakteri görüyorsunuz şekilde. Bakteri gözle görülemeyecek kadar küçük ancak mikroskopta büyütülerek görülebilecek bir organizma. Ve bu bakterilerde çekirdek yoktur, mitokondri yoktur, golgi yoktur. Yani diğer
yüksek yapıdaki hayvan gibi organizmaların hücrelerindeki bir takım yapılar, organeller bakteri hücresinde yoktur. Mesela bakterinin genleri çıplaktır. Yani kromozom yoktur bakteride. Çıplak DNA vardır. Ama bizim hücrelerimizde, hayvanların, bitkilerin hücrelerinde ne vardır? Bir çekirdek vardır hücrenin içinde. Bu çekirdek içerisinde kromozom adını verdiğimiz protein bir kılıfla kaplı DNA'lar vardır. Yani DNA'lar çok çok iyi koruma altına alınmıştır. Bakterilerde ise DNA çıplaktır. Dolayısıyla bakteriler diğer gerçek çekirdekli canlılara göre, türlere göre daha korumasızdır. Dış çevre şartlarından çok kolay etkilenebilir bunların genleri. Nitekim de öyle oluyor. Bu bakteriler dış etkilerden, soğuktan, sıcaktan, ilaçtan vesaire kolay etkilenirler. Ve genlerinde bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Mesela antibiyotiklere direnç olayı var. Çok kısa olarak bahsedeyim. Şimdi antibiyotikleri eskiden birkaç sene öncesine kadar eczaneye gidip paramızı verip alabiliyorduk. Şimdi eczane vermiyor antibiyotiği. Niye? Sağlık Bakanlığı yasakladı. Çünkü rastgele antibiyotik kullandığımız zaman bakterilerde direnç meydana geliyor. Bu direnç nasıl meydana geliyor? Şöyle meydana geliyor. Bir bakteri türü, siz bir antibiyotik kullandınız o bakteriyi öldürmek için. Antibiyotik kullanıyorsunuz, 5-6, bir kutuda diyelim ki 20 tablet var. Siz 5-6 tablet kullandıktan sonra iyileşiyorsunuz, sonra ben iyileştim deyip bırakıyorsunuz. O arada vücudunuzdaki bakterilerden çoğu ölüyor. Onlar çoğu öldüğü için siz iyileşiyorsunuz, iyi olduğunu zannediyorsunuz. Ama az bir kısmı kalıyor bakterilerin. O bakteriler ise o antibiyotiğe direnç kazanıyor. Yani onların genlerinde o ilacı tanıma özelliği meydana geliyor. Dolayısıyla siz tekrar o aynı antibiyotik kullandığınız zaman o bakteriler ileride vücudumuzda çoğaldığında artık o antibiyotiklerden etkilenmiyorlar. Direnç gösteriyorlar. Şimdi burada ne oldu? Bu bakteri türü başka bir bakteriyle mi dönüşümde direnç kazandı? Hayır. Sadece aynı bakteri aynı tür dirençli bakteri oldu. Yani başka bir türe dönüşmedi. Gördüğünüz gibi ilaçtan etkilenir, her şeyden etkilenir. Bugün laboratuvarda bir bakteri üzerine bile çeşitli ilaçlar deneniyor. Genleri etkileyen sadece ilaçlar değil, kimyasal maddeler değil. Bir takım fiziksel uyarıcılar var. Mesela X ışınları, ultraviyole ışınlar, gamma ışınları, beta ışınları. Bunları da gönderdiğiniz zaman bir hücreye onların genlerinde tahribat yapıyor. Veya bir takım değişiklikler yapıyor. Biz bunlara mutasyon diyoruz. Mutasyonlar %99 oranında olumsuzdur, yani öldürücüdür. Anormallik meydana getirir. Bu bakterilerde daha kolaydır mutasyon yapmak. Laboratuvarda mutasyon yaparak bakterinin bir takım özelliklerini değiştirebiliyoruz. Ama bu bakterilerin özelliğini ne kadar değiştirirsek değiştirelim. Bugün çok üzerine çalışma yapılıyor bakteri üzerinde, mikrobiyolojide. Ama yeni bir bakteri türü elde edilemiyor. Zaten elde edilse evrim konusu ispatlanmış olacak. Evet, genetik o kadar ilerlemesine rağmen en basit bir hücreli bir organizmayı, bir bakteriyi bile bir başka bakteri türüne dönüştüremiyoruz. Demek ki böyle bir tür dönüşümü söz konusu değil. Evet, geçelim. Evet, burada bir bitkinin gövdesindeki iletim demetleri dediğimiz su boruları var. Onları görüyorsunuz. Bitkilerde iki tip su borusu var. Birisine trake deniyor, diğerine trakeit deniyor. Trakeler daha geniş çaplı borular ve deliksiz boru şeklinde. Trakeitler ise daha ince çaplı ve delikli borular. Şimdi çam, göknar, ardıç gibi iğne yapraklı bitkilerde trakeler bulunmuyor. Sade trakeitler var boru olarak. Delikli borular var, çapları ince. Diğer geniş yapraklı bitkilerde ise, ki bitkilerin çoğudur bunlar, onlarda hem trakeler var, hem trakeitler var.
Şimdi ermişler bunu bitkilerin ergüme deli olarak gösteriyorlar. Diyorlar ki ilk başlangıçta geniş yapraklı bitkiler yoktu. İğne yapraklılar vardı. Sonra iğne yapraklı bitkiler, işte kozalaklı bitkiler yahut da ermişleşerek, örüşerek geniş yapraklı bitkilere dönüştüler. Niye diyorsun? Çünkü diyor işte iğne yapraklarda şey var, trake yok. Geniş yapraklarda trake var. Demek ki bu trake ermileşerek meydana gelmiş, sonradan meydana gelmiş diyorlar. Halbuki bu olaya baktığımız zaman evet, fosillerden de bunu anlıyoruz. Yani ilk yaratılan bitkiler iğne yapraklılar. Geniş yaprakların daha sonra yaratıldığını fosillerden anlıyoruz. Fakat bu geniş yaprakların iğne yapraklardan dönüştüğünü, ermileştiğini gösteren bir olay değil. Niye? Çünkü bitkilerin yapısına baktığımız zaman bu zaten bunu gerektiriyor. Niye? Çünkü iğne yapraklarda yapraklar ince olduğu için, iğne şeklinde olduğu için kökten aldığı suyu havaya yapraklarından verir, yapraklardaki deliklerden verir. Yaprak yüzeyi çok dar olduğundan ve stoma sayısı, delik sayısı az olduğundan topraktan aldığı suyu bitki zaten israf etmiyor, havaya fazla vermiyor. Yani tutumlu su bakımından. Az miktarda su geliyor iğne yapraklı bitkilere. Çok fazla suya ihtiyacı yok. Çünkü trakeye gerek yok, israf olur. Cenab-ı Hak abesiz yapmaz, israf etmez. Tabiatta maksimum iktisat prensipleri işlemektedir. Dolayısıyla iğne yapraklı bitkilerde trakeitlerin olması gayet normal. Geniş yapraklı bitkilerde ise yapraklı yüzey geniş olduğu için havaya fazla miktarda su atılıyor. Dolayısıyla bitkinin daha çok suyu topraktan aldığı köklerden yapraklara taşıması lazım ki kaybettiği suyu alabilsin, taşıyabilsin. Onun için hem trake hem traket var geniş yapraklı bitkilerde. Dolayısıyla buna biz ihtiyaca cevap prensibi diyoruz. Hangi canlının neye ihtiyacı varsa yaratıcı ona böyle bir yapı vermiş. Yoksa bu erimi gösteren bir durum değil. Evet, devam edelim. Burada da çeşitli bitkileri görüyorsunuz. Yeni yapraklı ve geniş yapraklı bitkiler. Geçelim burada. Evet. Anlattık. Geçelim. Evet. Sonuç olarak her canlı türü başlangıçta uygun bir zaman diliminde hangi çevre şartları o canlı türüne uygunsa o zaman diliminde çift olarak yaratılmıştır. Daha sonra bu canlı türünden üreme kanunuyla fertler çoğalmış ve dünya üzerine yayılmışlardır. Bu tabi birden olmamış, tedricen olmuştur. Dolayısıyla canlılar tedricen zaman dilimlerine göre, çevre şartlarının müsait olmasına göre, bir de besin zincirine göre yaratılmışlardır diyebiliriz.